Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda size annemin bana doğum günü sürprizinde almış olduğu iPhone X'in kutu açılışını göstermek istiyorum. Arkadaşlar önce nasıl aldığımı, daha doğrusu nasıl aldığını söyleyeyim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Türkiye'de iPhone fiyatları oldukça arttı. Annem normalde peşin almak istemişti ama peşin aldığımızda 8000 TL, Turkcell hani faturaya ek aldığımızda da 6400 TL civarında bir şeye geldi. Yani bu 6400 TL'nin içerisinde bir yıllık kasko da var arkadaşlar. Onu çıkardığımızda gene 5900 lira falan düşüyor. Her neyse arkadaşlar biz bunu Turkcell'den aldık. Bursa'da bir bayiden. Gene dediğim gibi arkadaşlar içerisinde kaskosu var bir yıllık yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü ben Kazakistan'daydım. Hani annem alırken tam yanında yoktum. Şöyle bir açalım arkadaşlar, bakalım nasıl. Ben uzun zamandır iPhone kullanıyordum arkadaşlar ama bu son modelini daha önce hiç kullanmadım. İlk defa alıyoruz. Yani daha doğrusu kullanacağım bunu. Daha önce benim şöyle iPhone 6 vardı arkadaşlar. Kullanmakta oldum. Bunu annem kullanıyor. Ben Samsung S7 Edge ile şu an çekim yapıyorum. Bu annemin almış olduğu iPhone arkadaşlar benim doğum günü hediyem. iPhone X'in gri modeli ve 64 GB. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi bu kutunun arkadaşlar açılımını yapacağım ve içerisinde neler çıkıyor, neler çıkmıyor onları göstereceğim. Bu arada arkadaşlar ben Kazakistan'dan geldiğim için hediyeler var. Masamın üstü baya biraz kalabalık. Onları da zaten bir sonraki videomda sizler için çekeceğim. Şimdi arkadaşlar kutunun açılımına geçelim. Ben de gerçekten çok merak ediyorum. Bismillah diyerek başlayalım. Sanırım şöyle bunu kaldırıyoruz. Şuradan aşağı doğru çekiyoruz şurasını. Ve kutuyu çıkarıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, açılımına geçelim. Arkadaşlar tripodumu bulamadığım için şu an sizi saksının üzerine koydum. O yüzden biraz bir zor çekim yapıyorum. Kusura bakmayın. Şöyle kutuyu açıyorum arkadaşlar. İçerisinden şöyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Şöyle. Bunu biliyorsunuz zaten içinde bir adet şöyle Türkiye'den aldığımız için Türkçe merhaba. Arkada şöyle stickerslar mevcut. Şöyle iğnesi mevcut. Kullanma kılavuzu mevcut. Onun dışında iPhone X'in hani özelliklerini gösteren bir kağıt mevcut. Bu yani diğer iPhone modellerinde olduğu gibi bir kullanma kılavuzu arkadaşlar. Kazakistan'da artık iyice Türkçem de bozuldu. Kusura bakmayın o yüzden. Şunu şöyle koyayım. Bir de koyabilirsem içine. Evet. Sonunda gördüm. Şu çıkıyor arkadaşlar. İlk olarak sizi bu karşılıyor. Daha sonra şöyle telefon karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Şu alt kısımdan tutup çekiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benimkisi beyaz iPhone X. Ve zil çaldı. Şimdi sizi duraklatıyorum ve tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar tekrar sizinleyim. Annem geldi. Şöyle dışarıda lokma dağıtıyorlarmış. Onu getirdi. Evet nerede kalmıştık arkadaşlar? En son size telefonu gösteriyordum. Telefon benim telefonum şöyle arkası beyaz arkadaşlar. Önü siyah. Dış çerçevesi paslanmaz çelikten yapılmış bir telefon. iPhone X dedikleri şey böyle bir şey. İçerisinden şöyle bir adaptör çıkıyor arkadaşlar şu kısımdan. Ondan sonra ben bu kulaklığı arkadaşlar ilk başta kablosuz olarak düşündüm ve çok sevindim şöyle görünce. Ama maalesef kablosuz bir kulaklık değil. Hemen kablosuz kulak bak kablosuz kulaklık diyorum gene. Kulaklığın altında da şu şekilde bir şarj aletiniz mevcut arkadaşlar. Ya bu video bana biraz saçma geldi arkadaşlar. Tam size
telefon çekimi yapacağım, zil çalıyor. Bu videoyu tamı tamına 10 kere çektim ve en sonunda pes ettim. Dedim ki ya bu telefon artık kaç kere açılacak? Sıkıldım. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Hatalı da olsa, zilde de çalsa, yani börek de gelse, çörek de gelse ben bu videoyu çekeceğim artık. O yüzden kusura bakmayın. Kutunun içeriği bu şekilde arkadaşlar. Bir adet lighting kablo çıkıyor şu kısımdan. Bir adet umarım hızlı şarjdır. Hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Bir adet kulaklık çıkıyor. Şöyle arkada çeviricisiyle beraber şu jack mıydı? Hiç İngilizce'de telaffuz edemem. Bunun girişinden çıkıyor arkadaşlar. Bir de telefon çıkıyor şu şekilde. Ben bu telefonun rengini beğendim arkadaşlar. Normalde siyah istiyordum. Ama ellerinde bu olduğu için gayetten sesler duyuyorum. Size de geliyor mu bilmiyorum. Şöyle arkası beyaz, önü siyah. Ama ben arkası için de siyah kap almayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi neyi gösterelim başka? Ha, açılışını gösterelim. Açılışı nasıl? İlk defa açacağım. Nereden açılıyor? Onu dahi bilmiyorum arkadaşlar. Yani cidden bilmiyorum ama şu yan taraftan açılıyor galiba. Bir deneyeyim bakayım. Şöyle şuradan basıyorum. Evet. Şu kısımdan arkadaşlar. Sağ taraftaki kısımdan açılıyor. Ekranın parlaklığını görüyor musunuz? Kendimi görüyorum şu an karşıda. İlk açılımını yapıyorum arkadaşlar şu an. Evet, gördüğünüz gibi hello, hello, merhaba diyor. Telefon bu şekilde arkadaşlar. Daha kurulumunu yapmadım. Kurulumunu yaptıktan sonra da hani eksi yönlerini, artı yönlerini sizinle paylaşırım. Ama şimdilik güzel bir telefona benziyor. O yüzden hani ne diyeyim? Şimdilik böyle olsun arkadaşlar. Telefon videomuz Çince gösteriyor şu an. Onun dışında arkadaşlar ben Kazakistan'dan gelmiştim. Bunun için ayrı bir video çekeceğim. Aldığım hediyelikler şu an masanın üzerinde. Şu lokumları da şekerli lokum galiba bunlar. Soğutmadan yiyeceğim. Biliyorum sizin de canınız çekti ama inşallah size de bir gün bunlardan gönderebilirim. Şimdi arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Gördüğünüz gibi kutunun içerisinde hani diğerlerinden farklı pek bir şey yok açıkçası. Tek farklı olarak işte yani kulaklık dönüştürücülü geliyor. Bu zaten 6'da mı başlamış? Yok, 7'de başladı sanırım. 7-8. Evet, 7-8'de mevcuttu. Onun gibi pek başka bir şey yok arkadaşlar kutunun içerisinde. Şimdi ben bunu açıp kurulumunu yapıp kılıf alıp cam taktırıp hattımı buna takacağım ve şu an çekim yapmış olduğum telefonu da servise vereceğim. Daha sonra da arkadaşlar bu servisten geldikten sonra bunu kapatacağım. Şu an çekim yaptığımı bunu kullanmaya devam edeceğim. Bakalım. Görüşlerimi de daha sonra size tekrar söylerim arkadaşlar. Bu arada kusura bakmayın. Bugün gerçekten bu telefon açılışını 10-15 defa çekmişimdir. Ve her çekişimde bir şey oldu. Ya zil çaldı ya birisi geldi ya telefon çaldı. Bir şey oldu. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Canlı yayında oluyor böyle şeyler. Sıkıntı yapmayın. O yüzden hepiniz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada anneme de bana bu hediyeyi aldığı için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Artık anneli oğullu iPhone'la takılırız, konuşuruz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Güzel bir gün diliyorum hepinize. Allah'a emanet olun. Bol bol takipçiler kazanın. Videolarınız bol bol beğenilsin. Tekrar görüşmek ümidiyle arkadaşlar. Hoşça kalın, esen kalın.